sen, orası Allah'ın evidir. Yani Allah'ın evini kırıyorsun. Kabe'den bahsediyor. Şimdi bu kültürden gelen insanların, bizlerin bunu anlamlandırmak dediğim o. Anlıyoruz zihnen ama hayatımıza yansıtmadığımız müddetçe onun bir anlamı yok. Ve bunu ciddi anlamda yansıtmamız gerekiyor. Bir de bu asırda şöyle bir problemimiz var. Kendimizi ifade etmemiz yetmiyor. Aynı zamanda kendimizi doğru ifade etmeliyiz. Doğru ifade etmek çok çok önemli. Bunun yanında bir kavram var, o beni etkiliyor. Şunu görmemiz gerekiyor. Fırsatçı olmadan fırsatları değerlendirmek lazım. Ve enteresan bir şey söyleyeyim değerli öğretmenlerim. Bakın benim de ilkokul öğretmenim oldu, sizlerin de oldu. Yapılan bütün araştırmalar sevilen öğretmenlerin dersinden daha çok istifade edildiği yönünde. Ve enteresan bir şey, sevilen insanlar hayatta daha çok başarılı oluyor. Sevilmenin bir yöntemi de şu, yani bunun birkaç kuralı vardır. Tebessüm edelim. Birbirimizi yüceltelim. Birbirimizin eksiklerini not etmeyelim. Telafi edelim, örtelim. Biz arkadaşımıza nasıl davranırsak bizi yaratan o yaratıcı da bize öyle davranır, bunu unutmayalım. Yani ben Hale Hanım'ın ya da bir arkadaşımın ya bir hata yapsa da elime bu fırsat geçse diye hareket ediyorsam gerçekten burada kendimizle ilgili çok büyük bir insan eksikliğin içerisinde olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Onun için sevilen insanlar daha çok başarılı oluyor. Bunun yanında biz aynı zamanda eğitimciyiz. Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir iş yapıyoruz. Çok anlamlı ve değerli bir iş yapıyoruz. Onun için eğitimci dediğiniz zaman sevilen, sayılan insan aklıma geliyor. Bir kardeşiniz olarak gerçekten içimi yaralayan bir şey söylemek istiyorum. Bazen sosyal medyada arkadaşlarımın, öğretmenlerimin paylaşımlarını görünce uyarıyorum onlara. Diyorum ki bakın, bu paylaşımlarınızı çocuklar görüyor. Anneler görüyor. Ve üçüncü gözler bizi takip ediyor ve diyorlar ki ya bu mu benim çocuğumu eğitecek öğretmen? Bu sadece size yapılan bir şey değil, bir bakış açısı değil. O bakış açısı bütün eğitim camiasını ihata edebiliyor. Onun için bizim yaptığımız hareketler, davranışlar, yazdıklarımız, üsluplarımız. Bir konu daha var. Sürekli biz öğretmenlerimizle konuşurken hep değer kavramından bahsediyoruz. Hale Hanım sıkılmadınız değil mi? Ben burada konuşuyorum ama Estağfurullah, genel müdürüm, zevkle dinliyorum. şimdi değer Zevkle konusu dinliyorum. arkadaşlar, değer konusu, değer. Mesela gittiğimiz her yerde arkadaşlarımız bize öğretmenlerin, eğitimcilerin değerinin olmadığı. Arkadaşlar, değerli öğretmenlerim, eli öpülesi öğretmenlerim, değer dışarıdan verilen bir olgu değil. Ben size değer vermezsem, siz bana değer vermezseniz dışarıdan insanlar bize değer verir mi? Benim büyüdüğüm kültüründen onur duyduğum, her zaman irfanıyla, vatanseverliğiyle ölünceye kadar yad ettiğim dedemin çok güzel bir sözü var. Evladım derdi, siz yanınızdaki arkadaşlara değer vermezseniz size bakanlar onlara hiç değer vermez. Ben sürekli Hane Hanım'ın açıklarını not ediyorsam, etik kurallar haricinde işler yapıyorsam, arkadaşlarımla toplum içerisinde kavga ediyorsam, büyüklerime saygısızlık ediyorsam, dalga geçiyorsam, alaya ve tiye alıyorsam, değerli arkadaşlar, o arkadaşlara hiçbir şey olmuyor. Olan bana oluyor. Ve insanlar şöyle diyor. Bir eğitim camiasının bir ferdi olan Hamza Aydoğdu böyle cümleler yazabiliyorsa ya bu ne kadar basitlik diyor. Ve bize not veriyor. Benim hakaret ettiğim, dalga geçtiğim, alay aldığım insana hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Elbette ki bizim içimizde de hatalar, yanlışlar, kusurlar olabilir.
birbirimize değer vermediğimiz müddetçe dışarıdan insanların bize değer vermesini beklemek safdillik olur. Bunu samimi olarak söylüyorum. Çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Ya bir eğitimci vicdanlı, merhametli olur. Bir başkasının felaketinden mutlu olan bir insan gerçekten gidip kendisini tedavi etmesi lazım. Hiç sevmediğiniz bir insanın başına... Niye sevmiyoruz biz insanı? Ne yaptı bize? Biz birbirimize karşı bu duvarları niçin örüyoruz? Neden köprüler kurmuyoruz? Bizim bunları düşünmemiz gerekiyor. Ben bir arkadaşımın felaketinden mutlu oluyorsam bir sıkıntı var bende. Ne olursa olsun bir arkadaşımın başına bir felaket, bir talihsizlik gelmişse bir eğitimci olarak, bir insan olarak kesinlikle benim üzülmem gerekiyor. Onun yanında olmam gerekiyor. Bunu bizim sağladığımız zaman şunu bilmenizi isterim. Eğitim camiası, Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon öğretmeniyle, 18 milyon öğrencisiyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde kahramanca çalışan fedakarlar ailesidir. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bugün bu COVID-19 ile ilgili sadece vefa destek gruplarında 25 binin üzerinde öğretmenimiz gönüllü çalışıyor. Hayatlarını riske atarak yapıyorlar bunu. Bu kolay bir şey değil. Bunu hiçbir kimseye parayla pulla yaptıramazsınız. Ve hiçbiri de bir takdir, bir övgü beklemeden yapıyor bunu. Kimi arkadaşımız elinde malzemelerle 65 yaşındaki insanlara, kimi arkadaşlarımız sırtında unla yaşlı insanlarımıza hizmet götürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde, bakın övünerek, gururla söylüyorum, böyle bir yardımlaşma ruhu yok. Bugün sahada Türkiye'nin 81 ilinde, ilçesinde eğitim camiasının yiğitleri var, kahramanları var. Eli öpülesi öğretmenlerimiz var. Kim olursa olsun, hangi duygudan olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, bu öğretmenlerimizin, yapan bütün öğretmenlerimizin huzurunuzda ellerinden öpüyorum. Onlar bizim için çok değerli ve kıymetlidirler. Biz onları takdir etmeliyiz. Bize düşen budur. Bugünlerde bile sürekli birbirimizi ayrıştırmak, ötekileştirmek, kategorize ederek yeni dünyada yerimizi alamayız. Yeni dünyada yerimizi alamayız. Bizim yeni dünyada yerimizi alabilmemiz için bizim bir öğretmenimizin başına bir şey geliyorsa biz onun hiçbir şeyine bakmadan o öğretmenimizi insanı olarak desteklemeliyiz. Onun yanında olmalıyız. Biz bunu yaptığımız zaman büyürüz ve kocaman bir aile oluruz. Bunları gözden kaçırmamamız lazım diyorum değerli arkadaşlar. Buradan hareketle biz cömert olmalıyız. Bakın cömert kelimesi hep ele açık anlamında gelir. Ben o tabiri değiştiriyorum. Diyorum ki cömert insan şudur. Bir kişiyi yetiştirip emek vermektir. Onu daha ileriye taşımaktır. Bu kavrama en çok uyan insan profili öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizdir. Ve bizim şu anda baktığımız zaman organizasyon yeteneğiyle 81 ildeki, köyündeki, kasabasındaki, ilçesindeki yukarıdan aşağıya memurundan il müdürüne kadar organizasyon yeteneği en güçlü olan kurum, ben subjektif olabilir ama çalıştığım kurum olduğu için söyleyeceğim, Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Evet. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda öyle bir sihir var ki bizim bakanlığımızdan ayrılan, başka bakanlığa üst görevlere giden arkadaşlarımız bile belli bir süre sonra bize geri dönmek istiyorlar. Çünkü bizdeki dinamizm, bizdeki insana dokunma, bizdeki tatmin olma, bizdeki insanların mutluluğunu görerek mutlu olma çok az kurumda var. Biz bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz birbirimizin eksiklerini görerek değil, güzelliklerini görerek büyütmemiz gerekiyor. Son olarak şunu söylemem gerekiyor. Bizim çocuklarımıza arkadaşlar Allah rızası için hayal güçlerini geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da yolu değerli arkadaşlar kitap okumaktır. Kitap okumaktır, kitap okumaktır. Benim sizden istirhamım gerçekten ve gerçekten bilgi toplumunda yer almak istiyorsak bugünden bakın şu söz çok hoşuma gidiyor. Ben geleceği düşünürüm çünkü ömrümün geri kalanını orada geçireceğim. Onun için arkadaşlar kısır çekişmelerden, basit basit ayak oyunlarından uzaklaşarak geleceğimize motive olmalıyız. Türkiye'nin geleceğine motive olmalıyız. Bilgi çağında, artık bilgi çağında
artık üç organların üretildiği bir dünyada, artık yazılımın baş döndürdüğü bir dünyada, artık uzayda artık kolonilerin kurulduğu, o madenlerin arandığı bir dünyada bizim olmamız gereken yer nereyse ben onu sizin vicdanlarınıza havale ediyorum. Ve bizim çok ciddi anlamda birbirimize sahip çıkıp birbirimizin enerjisine enerji katarak büyümemiz gerekiyor. Birbirimizi yüceltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın son bir şey söyleyeceğim size. Forbes 500, 1957 ile 1997 arasında bir araştırma yapıyor. 1957 ile 1997 yılında 97 yıl diyorsunuz teknolojiye geçiş kırılma yılı. Arkadaşlar bu yıllar arasında dünyadaki 500 firmadan %63'ü ya iflas etmiş ya satılmış, el değiştirmiş. Eğer eski kalırsak dünya başımıza çökecek. Bizim kendi kültürümüzle, kendi değerlerimizle, kendi medeniyetimizle barışık bir şekilde dünyadaki gelişmelere ayak uydurmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar şunu samimi olarak söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alandaki potansiyeli var. Şu an Türkiye'nin değişik yerlerinde müthiş başarı hikayeleri yazılıyor. Hem teknolojik alanında yazılıyor, hem yazılım alanında yazılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda alanı en güçlü bakanlıklardan birisi. Yeter ki biz birbirimize güvenelim. Ben bu vesileyle Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hale Hanım ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten Sancaktepe'de çok güzel işler oluyor. İyi bir ekip ruhu var. Orada öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle güzel bir sinerji oluşmuş. Allah birliğinizi, dirliğinizi, başarınızı daim etsin diyorum. Abi. Beni bu yani iftardan sonra böyle konuşmakta çok şey değil. Şimdi arkadaşlarımız diyecek ki genel müdürümüz geldi, bağlandı, konuştu gitti. Hakkınızı helal edin. Ama size söz veriyorum. Ömrümüz yeterse, Allah nasip ederse bu süreç normalleşirse Sancaktepe'ye gelip, çünkü teknoloji ne kadar ilerlerse evet. İnsan sıcaklığının, yani şurada arkadaşlara bakarak espri yapmamız lazım, biraz muhabbet etmemiz lazım. Size söz veriyorum, inşallah geleceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu süreçte fedakarane çalışan öğretmenlerimiz, zümre toplantısı yapan, maske üreten, alanda destek gruplarında çalışan, her türlü emeğini esirgemeyen bütün öğretmenlerimizin ellerinden hürmetle, samimi duygularımla öpüyorum. İyi ki sizden birisiyim. İyi ki eğitimciyim. İyi ki varsınız. Bence öğretmen olmak Allah'ın bir insana lütfedebileceği en özel ve en güzel duygu. Biz ne kadar şükretsek azdır. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben çok teşekkür ederim genel müdürüm. Şu anda İl Milli Eğitim Müdürümüz de bizi izliyor. Onun da çok selamları var. Mesaj yoluyla ulaştırdılar. Şimdi bu konuda da bir şey demem gerekiyor. Yani müsaaden olursa, ben Levent Tabii. Bey'in izlediğini bilmiyordum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda güzel şeyler oluyor. Bir güzel şey daha. Biz birbirimizin güzelliklerini öveceğiz. Birbirimizi onur edeceğiz. Bunu bazıları yanlış anlayabilir ama ben bunu çok mutlu oluyorum bunu yapmaktan. Levent Bey bizim başımıza gelmiş en güzel şeydir. Evet, biz de çok şanslıyız. Evet, İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz. Mesela biz geçen BBC televizyonu Türkiye'de bu maske üretimiyle ilgili röportaj yaptı. Ya insan onu dinlerken, eğer biz biraz bir ailenin ferdiysek, bir evladımız nasıl başarı gösteriyorsa, bir kardeşimiz gurur duyuyorsa, biz de İstanbul'daki bütün arkadaşlarımızın çalışmalarından gurur duyduk ve gözlerimiz nemlendi. Levent Bey'e de bir ekip lideri olarak, İstanbul'daki ekip lideri olarak böyle birlikteliği, birliği, beraberliği, çalışkanlığı sağladığı için şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Allah böyle yöneticilerimizin, sizler gibi yöneticilerimizin sayılarını arttırsın. Hep iyi insanlar, dürüst insanlar, namuslu insanlar, vatanını, milletini seven insanlar, adil insanlar,
kategorize etmeyen insanlar, vicdanlı insanlar, kendi ailesiyle dalga geçmeyen insanlar, kendi ailesine hakaret etmekten haz almayan, başkasının felaketinden mutlu olmayan insanların varlığının çok olduğu bir dünyaya geliyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlarım, ümidinizi hiç kaybetmeyin. Bu benim söylediklerimi lütfen bir yere not alın. Bundan 3 yıl sonra, 4 yıl sonra kategorize eden, kısır çekişmelerin içinde kalan bütün insanların çöplüğe gittiğini göreceksiniz. Bunu ben de yapıyorsam ben de gideceğim. Kim yapıyorsa o da gidecek. Onun için insanca yaşamak, onurlu yaşamak, düşenin elinden tutmak, düşman da olsa merhamet göstermek, vicdanlı olmak, insan olmak, insan olmak. Peygamber Efendimiz diyor ki ben önce insanım sonra nebiyim. İnsanca yaşamak, insan olmak en büyük servetimiz olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz doğru yoldayız hep birlikte. Etrafımızdaki insanlara enerji vermeye, sevgimizi vermeye, güzellikleri aşılamaya devam edelim. Allah'ın izniyle geleceğimiz aydınlık, hep birlikte bunu da göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim genel müdürüm. Ben de sizden söz alacaktım. Sağlıklı günlere kavuştuğumuzda mutlaka sizi ilçemizde ağırlamak istiyoruz. Sizi sosyal medyadan da zevkle izliyoruz. Benim branşım da edebiyat. Siz de edebiyat öğretmenisiniz. Ben her zaman edebiyat öğretmeniyim demeyi kendimi iyi hissediyorum. Her zaman öğretmenim ve edebiyat öğretmeni olduğumu söylemek de bana gurur veriyor açıkçası. Sizi de sosyal medyadan takip ettiğimiz zaman bazen bir dörtlük paylaşıyorsunuz. Bazen aslında görüyoruz güne dair kısa bir söz paylaşıyorsunuz. Bazen bir kitap öneriniz oluyor. Ben buradan aslında okul müdürlerimizin size çok fazla soruları vardı. Soru sormayacağım. Çünkü öyle bir vaktimiz yok. Hem de siz... Ben söz verdim. Geleceğim Sancaktepe'ye. Yani tamam. Sancaktepe'ye şöyle sözüm olsun. Levent Bey de duyuyorsa. Biz yani normal hayata döndüğümüzde, ilk İstanbul'a geldiğimizde yerimiz Sancaktepe olacak. Tamam. Öğretmenlerimize ve müdürlerimize sözümüz olsun. Çok onur böyle duyarım. Çay içerek, muhabbet ederek, ya tamam. Çay içmeyi, muhabbet etmeyi özledik. İnşallah. Onlarla gerçekleştirelim. İnşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Kalbinizden hiçbir zaman sevgiyi, mutluluğu eksik etmesin. Allah hiçbir razı olsun. Kalbine hüzün değmesin. Hepinize, amin, saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler genel müdürüm. Saygılar, hürmetler.